Ne Kanki bakabilir? bakışmalar çok iyi. Evlisin oğlum sen. Hayır, 1960'larda tanıştık. Diğer ırkların standardına göre çok yaşlıyız. Ecevit zamanı. Ama o kadar da değiliz. Yine de uzun zamandır karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Sanırım 20 yılı uzun bir süre. Burasıydı değil mi ilk tanıştığımız yer? Evet, burası Barken. Taşındılar mı? İflas. Ah, ne yazık. Valla. Aynen. Aynen. Niye öyle tepki verdiniz efendim? Ya bu bizim aramızdaki bir espri. Hiç. Merak ediyorum da. Tarih kendini tekrar edecek mi? Umarım öyle olmaz. Amin. Açıldığı ilk haftadan beri kafeni ziyaret ediyorum. Buranın özel bir şeyi var. Yakın zamanda kapanmayacağına eminim. Aşkla işletiyoruz efendim. Teşekkürler Gala Bey. Bu arada uzun zamandır gelmiyorsunuz. Havaya gel. Benden İş kaçıyorsun. ile çok mu meşguldünüz? Sayılır. Yeni çıkan virüs haberleri sayesinde. Koronavirüs. Koronavirüs. Aynı anda tepki verdiniz, vay be. Aynı düşünüyoruz çünkü. Aynı şeyi Evet. düşünüyorlar. Beyine bak. Hastane son derece kalabalık. Virüs o kadar tehlikeli mi? Kimse emin değil. Mart ayı. Ama gelenlerin çoğu, o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hepsi paranoyak. Hala aynı hastanede aynı işi mi yapıyorsun? Ne diyordun ona? Ürolog. Ha şey, kabul görevlisi. Ve evet, hala orada hastane kabul görevlisiyim. Sadakatin için sana yeni bir pozisyon Malıydılar. ayarlamalıydılar. Konuşamadım. İdari mevkiye geçmemi önerdiler. Ama reddettim. Bunu yapmayı tercih ediyorum. Zevkler ve renkler. Neyse, merak ediyorum da. Hastanede hala yasal kan satıyorlar mı? Evet. Ancak direkt hastaneye gitmene gerek yok. Kan satış yapan bir marketin uygulaması var. Kan sepeti diye bir şey. Oradan sipariş verebiliyorsun. Bloodless mi diyorsun? Yok, kan sepeti. Bloodless kaynağını hastaneden mi tedarik ediyor? Kanı kendi başlarına ruhsatlandıramazlar. Bunu sadece Sağlık Bakanlığı ve hastaneler, bir de Fahrettin Koca yapabilir. Aynısını Promosyonlardan diyecektim. Şey oldu. Çok fazla pay alan bir aracı görevindeler. Sık sık kullanıyor musun? Pek değil. Vegan yaşam tarzını deniyorum. Hatırladın mı? Evet, inek yemiyordun. Ama o... Ama o girişimin öncülüğünü yapanı biliyorum. Ha doğru. Vegan yaşam nasıl gidiyor? Gitmiyor. Kolay değil. Başaramayacağım bir şey de değil. Sorduğum için özür dilerim. Ama veganlıktan kastınız artık kan içmemek mi? Gerçek kan içmiyorum. Yapay. Gedo. Sentetik kan içiyorum. Sentetik kan mı? Açıklaması çok zor olur. Ama kısacası bilim adamları benim türümü gerçek kan kullanmadan tatmin edecek bir tür kan yapmaya çalışıyorlar. Gerçek kanın bazı kültürel ve sağlıksal sorunları ortaya koyduğunu varsayarsak Tadı aynı mı? aşağı yukarı. Pahalı mı? Pahalı. En azından ben alabiliyorum. Zengin. İşte zengin olmak. Yine de üzerinde çalışıyorlar. Herkesin alabilmesini sağlamak için uğraşıyorlar. Pardon. Sentetik kanı başka malzemelerle karıştırsak acaba güzel olur mu? Neden? Acaba niye? Deneyeceğim, deneyeceğim. Benim Kan bazlı içecekler mi satmak istiyorsun? Yeni müşteriler çekebilir. Değerini de yeter. Diğerlerini de yeter, pardon. Doğru. Ayrıca tadı nasıl olacak bilmiyorum. Çoğu vampir saf kanı içmeyi tercih eder. Bazıları birçok şeyle
karıştırmaya çalışsa da. Birçok şey mi? Çoğunlukla alkol. Tabii bazılarının yasal olmayan şeylerle de karıştırdığını biliyorum. Çok şey biliyorsun. Hastanede çalışıyorum, hatırlatayım birader. Kesin koronalı bu gala. Vegan hayatımın hakkında konuşmam bana bir şey hatırlattı. Ne hakkında? Aylık hiddet dönemin. Kendini yatıştırmak için daha acısız bir yöntem buldun mu? Ay oluyor ya, dolunay oluyor ya, ister istemez dönüşüyorlar. Ama bir içecek olduğunu biliyorum. Ne tür bir içecek? Kafein ve zencefil içeren bir karışım. Bu yüzden mi zencefilli kahve söylemiştin? Evet, olasılıkları araştırıyorum. Ama kesinlikle bu içecek değildi. Sanırım kahvenin içindeki kafein miktarı çare olmak için çok fazla. Neden piyasadan hiddet yatıştırıcı almıyorsun? Onlara güvenmiyorum. Ayrıca o yatıştırıcı genele hitap ediyor. Hepimizin bulmamız gereken kendimize özel yatıştırıcıları var. Bazen de yaşlandıkça etki etme oranı azalıyor. Bu içecek ne kadar etkili olacak? Sakinleşmeme yetecek kadar. Dürüst olmam gerekirse bu yeter de artar. En azından senin sakinleşme yöntemin sadece bir içecek. Duyduğuma göre bazı kurt adamlar hiddetleri esnasında kendilerini yatıştırmak için bazı müstehcen şeyler yapıyormuş. Tövbe, ne tür bir müstehcenlik? BDSM gibi. O sadece pornolarda olur. Bekle, ne? Evet, yasaklı kelimeyi kullandım. Bu bizim türümüzde ünlü bir şey. Kanka polisi. Bu tarz şeylerden hoşlanıyorsan çekinmene gerek yok. Hey, bir arkadaş anlattı. He, aynen, inandık. Seni kandırmış. Kahretsin. Tabii oğlum, yani sakinleşme yöntemi olarak... Ahmet çıkar mısın az önce? Teşekkür ederim. Kapı sağ ol abi. Yani sakinleşme yöntemi olarak seks çok yaygın. Ama genelde temel şeyler yaparız. Bir düşünün. Ya hiddet anında seks çok vahşi olurdu. Uşlak. Bu anneme gidemezdi. Kesinlikle. Hikayene devam edeceksen. İdeal yatıştırıcının malzemelerini bulma planından ne kadar gerisindesin? Umarım Freya şu an bunları dinlemiyordur. Freya... Yoksa bir Green'in 50 tonu falan çıkacak gibi hissediyorum. Galanın 50 tonu. Şu ana kadar bildiğim tek şey zencefil içerdiği. Büyük ihtimalle de kafein oranı az olan bir şey. Çay gibi galiba. Bunu yazsan iyi olur. Kafede ortalığı birbirine kattığını görmek istemezsin. Bugün çayımız yok. Ama gelecek sefere... Belki size deva olacak bir şey pişirmeye çalışabilirim. Fazla Celal'in tarzına kaçıyorum ya, bir dakika. İkna oldum şu an. Bu benim için çok şey ifade eder. Bir saniyenizi isteyeceğim. Gıdıklanıyorum. Şeyden mesaj gelmiş. Hiç sen ben bu arada masada otururken... Türk Telekom'da mesaj gelmiş. Firmanın adı aklıma gelmedi. Efendim Güneş. Ne? Ne dedin? Biriyle otururken telefona bakmasını hiç sevmem bu arada. Ben de hiç sevmem bu arada. Ama uzun ben sürmedi de. Bununki ya. Sadece baktı kapattı yani. Hı-hı. Kusura bakmayın, gitmem gerekiyor. Ya vampirin bakışları aynı Güneş. Harbiden mi? Abi bir de tırnağını da hafif havaya kaldırıyor. Aynen. Bir fabulous atladı. Bir fabulous atladı arkadaşlar. Hastanede acil bir durum var. Sanırım ben de gidiyorum. Taksiyi paylaşabiliriz. Pekala. İçecek için teşekkür ederim. Geri dönmeden önce burayı tekrar ziyaret edeceğim. O zaman görüşürüz. Geldiğiniz için teşekkürler. Eve giderken dikkatli olun. Oğlum beleş herhalde bu kahveyi. Kimse para vermedi. Herhalde ki. Kimse bir para verdiğini görmedim bugüne kadar. Amme hizmeti. Batacağız. Hey! Yazma işin bitti mi? Sayılır. O iki adam eyvah duymuş. Duydum. İzlediğim bir videoyu hatırlatıyor bana, niye? Kafanda fanteziler kurma. Yavru bir kurt ve kaplanın videosu. İyi bari.
Alışılmadık durumlarda kurulan dostlukları görmek isterdim. Ah o video. Ne? Ne tarz bir videodan bahsediyorum sanmıştın? Hiç, yani bilirsin. Ama boşver. Ha? Sen var ya. Ya şey... Şaka yapıyordum. Ha, lütfen yapma. Hiç beceremiyorsun. Neyse, oldukça ilginç ve verimli bir geceydi. Biraz uyumam gerek. Yat yere. Bence ha, de. Ne? Yer yatağı açtım ondan dolayı. Ha. Sen ne anladın? Kafede yatan sen değil misin Allah? Devam et lütfen. Bence de. Lütfen dinlenmeyi ihmal etme. Sanırım yarın tekrar görüşeceğiz. Her gün geliyorsun malum. Merak etme. Burada olacağım. Tamam, anahtarı aldık. Sen aç bari dükkü. Tamam. İyi geceler. Eve giderken dikkatli ol. Düşünsene Abuzettin geliyor böyle. Aa sen mi geldin geri? Aynen. Spiced Lady. İngiliz sıcak çikolatası. İngiliz sıcak çikolatası. 90'larda çok popülerdi. Üstünde İngiliz bayrağı kafe lattesi yapmış. Latte art. Biz yapalım. Hadi adam sen de yap. Perşembe 24 Eylül 2020. Evening Whispers. Ya bir... doğru oku şunu. Evening Whispers. Tamam. Bir üye kaybetmelerine rağmen Super Smiles'ın son albümü 1 milyon kopya sattı. Vlog çekme dersi bazı özel okulların müfredatında yer almaya başladı. Ork İşçi Sendikası iş yerinde ırk ayrımcılığı yapılmasın istiyor. Lan o zamanlarda bile böyle olaylar varmış demek. Irkçılık, ayrımcılık. Aha da geldi. Bismillah. Hatırladın mı bunun ses tonunu? Zıdrağda. Galiba. Hoş geldiniz. Selam. Abi şey abla hoş geldiniz. Bir kupa ballı süt lütfen. Bunda kaslı. Tabii hanımefendi. Hmm. Ne istemiştin? Ballı süt ne lan? Ballı süt. Süt. Süte bas. Pardon. Ya da bala bas fark etmez. Bal. Allah'ım. Ve sevgimizi de katalım. İçine tükürelim. Oğlum içine tükürürsen o da senin kafan... Ay. Ezer herhalde. Balı sütünüz hazır. Eyvallah. Sen tam eyvallah diyecek biri gibi duruyor. Afiyet olsun. Hmm. At yarışlarına bakayım. At yarışlarına. Ben mi geldim ya? Ay bismillahirrahmanirrahim, yine olaylar başlıyor, iki kişiyi aynı anda seslendirmek. Hadi bakalım. Güneş biz yatabiliriz. Arkadaşlar hepsi sizin için. Hey Yavuzettin, görünüşe göre içeride kedi var. Gönül almayı da bilirmiş. La harbiden kedi var. Oha benimle birlikte girmiş. Ne haber lan? Sakin ol, girsin. Selam kedicik. Ne arıyorsun? Süt mü istiyorsun? Aa. Aa. Lan! Ezgi! 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 Evet, bir de arkadaşlar 3 kişi aynı anda sesleneceğim şu an, aman tanrım. Yazdım da şey dedi. 3 kişi aynı anda? Ezgi şey dedi bu arada, çok istiyordum ama işim var, kusura bakmayın yazdı. Geçmiş olsun. Tamam, sıkıntı yok. Ezgi'yi buradan selamlar. Buradan Ezgi'ye çok selamlar. Seni çok seviyorum gönlümün bari. Tamam, yeter evet. Yürüdüm. Sana be. Selam barista. Aa, Ezgi'nin sesi. Evet. Biraz süte hayır demem. Oha! Hayalet görmüş gibisin. Hayır yani... Özür dilerim. Kabalık etmek istememiştim. Form değiştiren bir Nekomimi görmeyeli uzun zaman olmuştu. Cat girl. Nekomimi bir dakika. Kedi kulağı anlamına geliyor lan Japonca. Neko kedi, mimi kulak anlamına geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Geç. Galiba. Halka açık yerlerde pek böyle yapmıyoruz. Sanırım pek Nekomimi arkadaşın yok. Var diyemem. Sizler kedi formunu genelde seyahat için kullanıyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam tabii. Bir dakika. Bunlar para ödemiyor. Çok vay hainler. Belediye çalışmıyor. Neyse. İşte. Doğru.
Kedi formuyla dolaşmak kulağa daha pratik geliyor. Düşünsene, her karşılaştığın kişi sana salam atıyor falan. Ben olsam, ben de ne? İki ayaklı formunda dolaşmazdım. Dövecek gibi bakıyorlar. Yani, evet. Oynuyor. Neyse, devam etmeden önce. Sütümü alabilir miyim? Aa, pardon. Ne tür süt alırdınız? Sadece süt. İlave bir şey? Evet, süt. Yanına da hiçbir şey. Allah'ım ya. Beni buluyorlar ya. Kahve power. Kahve. Güzel gülüşlü hanımefendiye taze süt. Hemen de yürüyor. Vallahi yürüyor. Teşekkürler. Böyle güzel müşteriyi bulmuşuz. Reşit olmayan bir kıza mı asılıyorsun? Nereden biliyorsun oğlum yaşını? Kimliğine mi baktın? Sadece iltifat ediyordum. İltifat için teşekkürler. Gerçekten çok iyi. Evet, inekten yeni sağdım. Afiyet olsun. Senin gibi genç bir kızın bu saatte burada ne işi var? Genç kız değilim ben. 38 yaşında. Kendi başımın çaresine bakabilecek bir yetişkinim. pek yetişkin gibi gözükmüyorsun. Ne? 18 yaşındayım. Oo, reşit. Evet, işte genç kız diye buna diyordum. Freya kaç yaşında acaba? 40. Of, yasık oldu. Salak. Senin gibi yaşlı bir kadın olmadığım kesin. Bıdı bıdı bıdı. Ayrıca 13 yaşından beri kendi paramı kazanıyorum. Twitch'çi bu. Oo! Yayıncılar da iyi para kazanıyor ha. He ya. Biz hariç. Yani artık kesinlikle bir çocuk değilim. Nasıl yani? Kesin biliyorsundur. Bilmiyorum. Oha! Yoksa sen... Hadi söyle. Eğer yasa dışı bir şey dönüyorsa... Ya da tehlikedeysen... iki defa gözlerini kırp. Gerçekten mi? Benim gibi şirin bir yüzü bile mi? Kesinlikle. Cidden. TV'de ya da sosyal medyada beni hiç görmedin mi? Züppeler gibi gözükmek istemiyorum ama... pek ana akım medyayı takip etmiyorum. Ben de etmiyorum, berbat. Püft, züppe. Fakir ama aydınlanmış mantığı diyorsun. Anladım. Şey bu abi. Bu neydi ki? Bir tane şey vardı ya. Ya bu Aleyna Tilki'nin oyun versiyonu ya. Yok, Blackpink, Blackpink ha. Korece şarkılar söylüyorlar, ben biliyorum bu kızı. Ne? Gönenç biliyordur. Neyi? Ya K-pop grupları yok mu böyle kızların falan olduğu? Ha, bence arkadaşlar hiçbiri değil. Bence League of Legends'taki Ahri. Abi, mantıklı. Evet. Ona çok benziyor, evet. Ama bir tek Ahri Tilki bu kedi. Biraz saygılı olun lütfen. İşte biraz değiştirmişler. Neyine saygılı olacağız? Fakir kısmı sensin sanırım. Bir şey sipariş etmemişsin. Ne? Bir kupa kahve almıyor musun? Ona beleş. Onun iş bazında pek başarılı olduğunu söyleyemem. Gerçekten mi? Bazen düşünüyorum da bu kafe ben olmadan sağ kalabilir miydi? Neyi bekliyorsun hanımefendi? Hadi sipariş verin. Bu bir hizmetçi kafe simülasyonu falan mı? Öyle. Peki, ne sipariş etmek istersin? Dördüncü duvara da girdim. Her zamankinden. Kahve, kahve, kahve. Valla ben olmasam bu oyunu bir beceremeyeceğim. Allah ha, hafızana kurban. Sana ihtiyacım olacak bu oyunda. Espresson hazır. Yarasın. Koşma. Her zamanki gibi iyi. Beğendiğine sevindim.
Bekle bir dakika. Sen tanıdık geliyorsun. Popüler bir grubun üyesi misin? Rachel Flower mısın sen? Super Smiles grubundayken mezun olup solo kariyerini başlatan. Super Smash Bros. Benim de aklıma geldi. Bir dakika, Super Smash Girls oluyor bu sefer. Aynen. Bir şeyler biliyormuşsun hanımefendi. Bu bizi ilk sorumuza götürüyor. Burada ne işin var senin? Saçın başını yok. Süt içiyorum. Onu görüyoruz. Ciddiyim. Beni görüyorsun değil mi? Cidden süt içmek için buradayım. Nasıl oluyor da bu kafe bir sürü garip kişiyi çekiyor? Aslında gerçekten bir sürü alışılmadık müşterimiz var. Poppy Conan'ın ziyareti bir iyilik oldu tabii. Süt içmek için gelmiş olsa bile. Oley, başardım, açıldı. Başarım açıldı, başardım ne? Başardım. Tamam, orada öyle herkes öyle. Bir başarım açıldı. Hayır, cidden. Bir levrek atla. Neden buradasın? Şey, bilirsin. Yaz hemen yaz, hikaye. Gençlerin tipik sorunları işte. Babamla kavga ettim. Ve işte buradayım. Aa, anlıyorum. Senin gibi bir pop ikonunun bu saatte gezinmesi doğru mu? Benim için endişelenmene gerek yok. Kediye dönüşebilirim. Şimdi gerçekten endişelendim. Neyse, neler oldu? Babam, tartıştık. Çalıştığım işten memnun değil. Mesleğime her zaman olumsuz açıdan baktı. Ama yaptığım işi seviyorum. Annen bu işe ne diyor? İşin hakkındaki... Ne diyordu? İşin hakkında ne düşünüyor dedi. Tamam. O birkaç sene önce vefat etti. Aga be. Bunu duyduğuma üzüldüm. Çok. Önemli değil. Baban eğlence sektörü hakkında neler biliyor? Acun falan işte. Aleyna mı ne şey? Survivor. Seni Survivor. Maltırca. Sema Subaşı. Sema Subaşı. Yıllar önce gösteri dünyasındaydı. Yani evet. Az çok bir şeylerden anlar. Bu arada Ezgi'ye benziyor mu cidden siz? Benziyor. Yani evet. Yani evet, biraz ucunda. İyi akşamlar Abuzettin. İyi akşamlar daha önce hiç görmediğim kızlar. Daha dün görüştük. Şaka yapıyorum Freya. Her neyse Abuzettin. Evet efendim. Hayır, Gönel seslendirecek. Kapak taslamını bırak buraya gel hemen. Boğaz ağrısı için bir içeceğe ihtiyacım var. Bu kardeşine ballı limonlu yeşil çay verir misin? Ballı limonlu yeşil çay. Bir dakika, bu değil. Bal. Yeşil, bal ve limon. Let's go party everybody. Tam tersini mi yaptın? Oğlum wasabi'ye benziyor lan. Onun adı matcha mıydı neydi? Bir şey soracağım. Ballı çay ne dedi? Ballı neydi? Ballı limonlu yeşil çay. Sıralama olarak en üstte yeşil çay olacak mı? Yoksa şey mi olacak? Bal mı olacak? Ballı çay değil, yeşil çay. Benim bildiğim kadarıyla sıralamanın bir farkı yok. En son koyduğun için en üstte bal olacak. Sonra limon olacak, sonra yeşil çay. Yani doğru yaptım bu sefer. İnşallah öyle yapmışımdır. Ben şu an bir dakika beyin patlattım. Lütfen devam edin. Özel içecek hazır. Vay vay vay. Bu da neymiş? Özel öksürük şurubu. İsmi neymiş bunun? Öksürük şurubu. Tabii öyledir. Bakalım tadı kokusu kadar güzel mi? Eğer doğru derse şey olacak. Benim of dediğim olacak. Be! Çok iyiymiş. Bak dediğim gibi. Helal. Demek ki senin dediğin sırayla koyacağız. Gününüz nasıl?
Devriyede ilginç bir şeye rastladınız mı? Yo. Evet evet. İlginç bir şey oldu mu? Efendim? İlginç bir şey oldu. Bakalım.